Antep maçı bütün neredeyse gol, net gol pozisyonları Caner'in o tarafta yakaladı. Aynen doğru söylüyorsunuz. Ya şimdi sol bek diyorsunuz. Defansif özelliklerin iyi olması lazım. Tabii ki büyük takımlara çok önemlidir çıkıp destekleyeceksiniz kanat oyuncusu olarak. Oyunu açma yönünden, takımlar, rakip takımları boğma yönünden ama Caner'in oyunda eksikliği olduğunu düşünüyorum. Bence Fenerbahçe bu dönüşlere bunun sıkıntısını yaşıyor. Diğer tarafa baktığınız zaman Gökhan'la ilgili. Gökhan de senelerde oynayan bir oyuncu ama artık belli bir yaşa geldiğini düşünüyorum. Temposunun biraz daha düştüğünü düşünüyorum. Hem sakatlık olarak da biraz çok sakatlık yaşayan bir oyuncu. Bu yönde biraz sıkıntı yaşadığını düşünüyorum tabii. İyi bir Gökhan her zaman iş yapar tabii ki. Bunu biliyoruz ama Nazım'ın da bence iyi olduğu zaman, o maç temposunu yakaladığı zaman hem defansif olarak hem de ofansa çıktığı zaman etkili bir oyuncu olduğunu düşünebiliyorum. Yani Novak da Trabzon'a baktığımız zaman iyi oynar ortaya koymuş bir oyuncu. O da çok skorer bir bek oyuncusu. Aynen dediğiniz gibi sadece bek olarak değil, duran toplarda veya gittiği zaman o bölgede gole direkt katkı yapan bilen bir oyuncu. Ya bunu bence en iyi hoca bakacak, hoca görecek. Çünkü futbol böyledir yani. Elinizde 5 tane iyi oyuncu vardır ama 5'ini de oynatamazsınız. Bunların hangilerinin birbirleriyle uyumu vardır? Hangileri iyi anlaşıyordur? Hangileri sizin sisteminize uyuyordur? Ona göre bir değerlendirme yap. En iyisini oynatacağını düşünüyorum. Sizce Ceyhun Eriş hocanın ideal bek tercihleri ne olabilir? Hemen önümüzdeki Kasımpaşa maçı için Nazım'ın yerine dönen Gökhan Gönül'ün formayı alacağı konuşuluyor. Ve Caner'in yerine de Novak'la başlama ihtimali tartışılıyor. Onun dışında 9 oyuncunun Başakşehir maçıyla aynı olacağını düşünüyoruz. Ya şimdi İbrahim'in de dediği gibi dördünde çok rahat yazabilirsiniz. Yani Novak'la Nazım'ı yazdığınız zaman iyi Novak ve iyi Nazım'ı niye Gökhan'la Caner yazılmadı diyecek belki çok az insan vardır. Tam tersi Nova yazıp Gökhan'ı yazabilirsiniz. Nazım Caner yazabilirsiniz. Bu belki biraz daha dengeleyebilir. Biri daha defansif kalan, biri daha hücuma çıkan. Biri daha oyun kurucu, biri daha defansif falan. Bu dengeyi de kurabilirsiniz ama iyi bir Gökhan her zaman yazarsınız. Çünkü Gökhan son dönemlerde daha efektif oynamaya başladı. Bu hem yaşının verdiği hem tecrübenin de verdiğiyle hani eski Gökhan'ı hatırlayın. Hiç arkasına bakmadan dönebileceğini de bildiği için her pozisyon gidiyordu. Gökhan şimdi daha kontrollü. Yani her pozisyon gitmiyor. Daha kontrollü. Şu an defansif beke dönüştü diyebiliyor musun? Evet, biraz daha bakıyor oyuna. Ne zaman çıkması gerektiğini biraz daha iyi biliyor. Belki fiziksel olarak artık o gençliğinin vermiş olduğu dinamizm de düştüğünden sebep de olabilir. Ya da tecrübesinden dolayı daha mantıklı. Çünkü hani bir şekilde şampiyonluğu oynuyoruz, defansif görevimiz de önemli. Bu yönde de bakıp öyle oynuyor olabilir ama bu çok doğal. Ama dediğim gibi hepsini yazabilirsiniz. Hani Caner'in yerine Novak olabilir ama Novak'ta da şöyle sıkıntı var. Novak'ın Fenerbahçe'ye geldiğinden beri hala hani son 6 hafta içindeyiz. Trabzon'da yakaladığı o ritmi yakalayabildiğini düşünmüyorum. Evet defansif anlamda daha iyi ama sürekli de oynamadı ama ya. Evet, o da var. Bir maç temposunu yakalayamadı. O da var ama şimdi Trabzon'da hatırla oynadı. Gidiyor, geliyor. Ne zaman gideceğini, ne zaman döneceğini biliyor. Burada oynadığı maçlarda belki senin dediğin gibi çok oynamadığı için belki oynadığında oyunu formayı garantiye almak açısından daha böyle kontrollü oynamaya çalıştığını da düşünebiliriz ama hani bir tedirginliği var. Hücuma çıkarken de tedirginliği vardı. Ama yani dediğim gibi iyi olursa dördü birden yazabilirsiniz. Yani çok normal, çok doğal. Sırada yine Fenerbahçe'den bir haber var. Az sonra Sarı Lacivertleri bekleyen Kasımpaşa maçıyla alakalı da konuşacağız. Ahmet Akça'nın özellikle bu anlamda söyleyeceklerini çok önemsiyorum. Maçı tamamını izlediniz hocam değil mi? Kasımpaşa-Başakşehir maçını. Izledim. Evet, tamam. Çok taze bir Kasımpaşa değerlendirmesi de alacağız hocadan onu söyleyelim. Ama Altay Bayındır'ın doktoru Ufuk Nalbantoğlu'nun yapmış olduğu bir açıklama var. Genç kalecinin sağlık durumuyla alakalı Nalbantoğlu değerlendirmelerde bulundu. İzleyelim haberimizi, sonrasında Altay'ın yokluğunda Harun'un performansında konuşuruz. Fenerbahçe'de bu sezon performansıyla beğeni toplayan Altay Bayındır, 2-1 kazanılan Başakşehir maçı öncesi şanssız bir sakatlık yaşadı. Genç kalecinin antrenmandaki şut çalışması sırasında el bileğindeki skafoid kemiği kırıldı. 23 yaşındaki eldiven kırılan skafoid kemiğinden ameliyat edilirken tedavi süreci de başladı. Altay Bayındır'ı ameliyat eden Profesör Doktor Ufuk Nalbantoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Nalbantoğlu, skafoid kırığı doğru tedavi edildiğinde hastada herhangi bir olumsuz etken yoksa kaynamasında sorun olmaz.
Altay bu durumun bilincinde. Tamamen sahalara bir an önce dönmek üzere konsantre olmuş durumda. Sınırlı kondisyon çalışmalarıyla hazırlıklara başladı. Hızlı geri dönüş yolunda bizler ve kulüp sağlık ekibi tam destekle yanındayız ifadelerini kullandı. Altay'ın dönüş tarihiyle alakalı çok net bir durum söz konusu değil. Sezonun sonunda da dönebilir, kapatmış da olabilir. Fenerbahçe için büyük bir kayıp olduğu kesin. Altaysız Fenerbahçe hocam Başakşehir'i yendi. Harun o maçta çok büyük bir hata yaptı son bölümde ama telafi de etti ki penaltılarda Türkiye'nin son yıllarda gördüğü en iyi kalecilerden biri olabilir. En iyi de olabilir. Hakikaten çok yüzdeli evet. Kurtarıyor. Onun performansı sizce ilerleyen haftalarda Fenerbahçe için nasıl bir katkıyı beraberinde getirecek? Her şeyden önce pozitif bakmak istiyorum. Altay Fenerbahçe'ye gelmeden önceki sezon oynayan Harun'du. Harun'un oradaki performansı çok kötü değildi. Kaldı ki Bursa dönemini de hatırlayalım. O dönemde de kendi adıma hem benim fikrim buydu. Birçok yorumcudan da ileriye dönük iyi bir kaleci geliyor düşüncesiydi. Ama elinizde Altay varsa ondaki gelişmeleri de gördükten sonra onun kaleye devralması benim için gayet doğal bir sonuçtu. Ki Altay'ın dönüşüyle ben daha da gelişeceğini biliyorum. Ama gözü kapalı Harun'a da Fenerbahçe'nin inandığını, inanabileceğini ben düşünüyorum. Bu dönemde bunları sorgulama şansınız yok artık. Evet. Bakın işte 16 Mayıs'ta lig bitecek. Yani bir aydan daha az süre kaldı. Şampiyonluk hedefiniz var. Benim kalecim nasıl oynar, acaba hata yapar mı dediğiniz anda zaten bazen iş işten geçiyor. O yüzden herkese güvenmek zorundasınız. Her futbolcu takımdaki herkese güvenmek zorunda. Fenerbahçe'nin puan olarak Galatasaray'ın önünde olması, Beşiktaş'a yaklaşması tabii ki bir avantaj. Oyun olarak belki bir ay önceye göre olumlu gelişmelerin olması tabii ki bir avantaj. Ama her şeyden önemlisi moralman. Oluşturdukları sinerji olarak Fenerbahçe apayrı bir seviyeye geldi. Evet. Yani şampiyonluktan tamamıyla koptuğunu düşünen bir camia artık ciddi bir şekilde şampiyonluk şansı olduğunu biliyor. Bu sadece hayal etmek, inanmak da değil. Bu çok büyük bir avantaj. O yüzden bu futbolcuların performansına kesinlikle olumlu yansır. Ama bir kaleci uzun süre oynamadıysa onun o melekelerini tekrar yakalayana kadar birkaç maça özel ihtiyaç duyuyor. Harun da temenni edelim ki o melekeleri yakalayana kadar büyük hata yapmasın. Ceyhun Arış, nasıl bir performans bekliyorsunuz sezonun son bölümünde Harun'dan? Önemli karşılaşmalar var önünde. Tabii üst seviye konsantre olacaktır. Son maçta kurtardığı penaltıda sonuçta takımına galibiyeti getiren bir kurtarış oldu ki pozisyonu hatırlarsınız. Penaltıyı kurtardıktan sonra neredeyse bütün takım evet. Hani korner olduğunu unuttular. Hani pozisyon almadan direkt hepsi Harun'a moral vermeye. O onun için çok güzel bir yapmış olduğu hatadan sonra o kurtarış çok güzel bir motivasyon kaynağıdır, özgüvendir. Şöyle Ahmet Hocam'a katılıyorum. Uzun süre oynamadığı zaman kaleciler için sıkıntılı bir dönem. Ama hani takımının durumunu da bildiği için şu anki gidişatın da farkında şampiyonluk yolunda alınacak her puan çok önemli. O da üstüne düşen görevi sonuna kadar üst konsantrasyonla yapacaktır. Çünkü Harun kötü de bir kaleci değil, doğru. Bütün kaleciler hata yapıyor. Ama bu dönemde Altay'ın yokluğunda üst seviye konsantrasyonla oynayacağını düşünüyorum Harun'un. Altay'la alakalı bir soru sorayım size. Bu sezonki performansı geçen senenin de üstüne koydu. Ve geçim sezon aslında onun kurtardığı çok maç var. Bazen haksızlıkta edildiğini düşünüyorum Altay'a. Nasıl bir seviyeye doğru gidiyor kaleci olarak? Evet, Altay'a baktığımız zaman dediğiniz gibi başladığı günden itibaren hep bir çıkış içerisinde, bir gelişim içerisinde olan bir kaleci. Yani oyun içerisine baktığımız zaman üst konsantre olabilen bir kaleci. Kendini tamamıyla sahaya verebilen. O öndeki oyuncularla iletişimi iyi olan bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Fiziksel olarak zaten iyi bir kaleci. Tabii ki genç yaşının verdiği eksikleri var. Hani bana soracak olsa mesela yan toplarda eksik olduğunu düşünebilirim. Yani o boyuyla, o hakimiyetiyle, o fiziğiyle çıktığı zaman çok daha etkili olması lazım. Çok daha korkutucu veya oraya daha hakim bir kaleci olması lazımken bunda biraz korkaklık değil mi? Biraz çekingenlik diyelim veya biraz gençliğinin verdiği bir tecrübesi diyebiliriz ama potansiyeli kalitesi olan bir kaleci. Bence her geçen gün bu talihsiz bir sakatlık onun için diyelim ama
oynadığı andan itibaren de hem Fenerbahçe hem de milli takıma katkı yapacak bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin önünde Kasımpaşa ile oynayacağı bir mücadele var.